Işığı bize ulaşmak için yaklaşık 13,5 milyar yıl yol kat eden bir galaksinin, bugüne kadar bulunan en eski galaksi olduğu doğrulandı. Gökbilimciler, atacağıma büyük milimetre altı dizgesi ile gökadanın oksijen içeriğini inceleyerek, büyük patlamadan sadece 367 milyon yıl sonrasına, evrendeki ilk ışıkların hala yandığı ve uzayda serbestçe yayılmaya başladığı bir zamana tarihlendirdiler. Sonuç, James Webb Teleskobu tarafından yapılan gözlemleri doğruluyor ve, bize elementlerin kökenlerini anlatan erken evren hakkında yeni bilgiler sunuyor. James Webb Uzay Teleskobu'nun ilk görüntüleri o kadar çok erken galaksiyi ortaya çıkardı ki, sonuçlarını dünyadaki en iyi gözlem evini kullanarak test etmemiz gerektiğini hissettik, diyor, Japonya'daki Nagoya Üniversitesi'nden gökbilimci Tom Buck. Gözlemsel bir gökbilimci olmak için çok heyecan verici bir zamandı ve, James Webb Teleskobu'nun sonuçlarını gerçek zamanlı olarak test edecek gözlemlerin durumunu izleyebildik. GHZ-2 Glass Z12 olarak adlandırılan galaksi, James Webb tarafından ilk kez geçen yılın Temmuz ayında, teleskopun evrenin kızılötesi ışığı üzerindeki parçalı altın gözünü açmasından, kısa bir süre sonra tespit edildi. Kasım ayında yayınlanan bir makale, galaksiyi yaklaşık 350,13 milyar yıl önce gerçekleşen büyük patlamadan, yaklaşık 8 milyon yıl sonrasına tarihlendiren keşfi detaylandırdı. Bu aslında oldukça şaşırtıcı, ancak herhangi bir astronomik keşif, bağımsız bir cihaz kullanılarak doğrulanabilirse önemli ölçüde daha sağlamdır. Bu yüzden Buck ve Japonya Ulusal Astronomik Gözlemevi'nden gökbilimci George Zavala liderliğindeki bir ekip, yeni doğan gökada hakkında daha fazla ne öğrenebileceklerini görmek için Atacama Radyo Teleskobu'na döndü. Atacama Radyo Teleskobu GHZ-2 Glass Z12 yönüne çevirdiler ve oksijenle ilişkili, radyo spektrumunda bir emisyon imzası aramaya başladılar. Oksijenin oluşması nispeten kısa bir zaman aldığından, erken evrendeki galaksiler hakkında daha fazla bilgi edinmek için yaygın olarak kullanılır. Ve ışık oksijene girdiğinde, belirli bir dalga boyu aralığında yeniden yayılır ve, spektrumun bu kısmında daha parlak bir çizgi oluşur. Atacama Radyo Teleskobu'nu oluşturan 66 adet 12 metrelik radyo anteninin her biri çalışmaya başladı ve sonunda GHZ-2 Glass Z12 konumuna yakın bir oksijen emisyon hattı tespit edildi. Takip analizleri ve istatistiksel testler, sinyalin gerçek olduğunu ve galaksi ile ilgili olduğunu belirledi. Buck, başlangıçta, tespit edilen oksijen emisyon çizgisi ile, Webb tarafından görülen galaksi arasındaki konumdaki küçük farklılıklardan endişe duyuyorduk diye açıklıyor. Ancak bunun gerçekten sağlam bir tespit olduğunu doğrulamak için, gözlemler üzerinde ayrıntılı testler yaptık ve başka herhangi bir yorumla açıklamak çok zor. Galaksi ile oksijen emisyonu arasındaki çok küçük mesafe, şiddetli patlamaların veya etkileşimlerin galaksiyi gazının büyük bir kısmından arındırdığını ve galaksiler arası uzaya üflediğini gösterebilir. Ekip, gözlemlerini büyük patlamadan 367 milyon yıl sonra daha kesin bir tarihe tarihlendirdi. Ve emisyon çizgisinin parlaklığına dayanarak, galaksinin nispeten hızlı bir şekilde hidrojen ve helyumdan daha ağır elementlerin yüksek bolluğunu oluşturduğu sonucuna varabildiler. Bu çok ilginç. Erken evren, yıldızlar ortaya çıkmadan önce, çoğunlukla daha az miktarda helyum içeren hidrojenden oluşuyordu. Sonra yıldızlar oluştu, sıcak yoğun çekirdeklerinde, atomları birlikte parçalamaya başladılar ve daha ağır elementler yarattılar. Fakat bu elementler yıldızların içinde kilitlenmişti, yıldızlar ölene kadar, muhteşem süpernovalarda patlayana kadar, daha ağır elementler yıldızlar arası uzaya yayılamadı. Evrenin bu kadar erken dönemlerinde oksijenin bu varlığı bize, henüz doğrudan görmediğimiz bu ilk yıldızların zamanlaması ve evrimi hakkında bazı ipuçları veriyor. Zavala, bu derin atacağıma radyo teleskobu gözlemleri, büyük patlamadan sonraki ilk birkaç yüz milyon yıl içinde gökadaların varlığına dair sağlam kanıtlar sağlıyor ve Webb gözlemlerinden elde edilen şaşırtıcı sonuçları doğruluyor, diyor. James Webb Teleskobu'nun çalışmaları daha yeni başladı, ancak galaksilerin erken evrende nasıl oluştuğuna dair modellerimizi bu gözlemlere uyacak şekilde ayarlıyoruz. Webb ve radyo teleskop dizisi Atacama Radyo Teleskobu'nun birleşik gücü, kozmik ufkumuzu evrenin şafağına daha da yaklaştırmak için bize güven veriyor.